Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki dersimde belirttiğim gibi bir önceki dersimizde BJT voltaj bölücü transistörlerin tam analizini analizini yapmıştık ve denklemlerini çıkarmıştık. Yani bir konu anlatımı olmuştu. Eğer orada orayı önce gidip orayı izlerseniz bu soruyu bundan sonra gelip burada izlerseniz daha iyi olur sizin için. Çünkü oradaki formüllerin direkt uygulanması olacak burası açıkçası. Ee, bunu diyebilirim. Ee, şimdi soru çözümüne başlayacağız arkadaşlar. Ee, ben dinlerseniz e, sevinirim. Öncelikle arkadaşlar bizim e, konumuz neydi? Şunu takayım da. Bizim konumuz e, BJT voltaj bölü transistörlerin tam analiziydi. Biz DC çalışması durumunu inceliyoruz ve ilk sorumuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim bulmamız gereken e, RTH diye bir kavram vardı. RTH neydi? E, TV'nin e, teoremini uyguladığımızda oluşan e, ortak dirençti. Yani bir nevi şey diyebiliriz. Hmm. Yani e, nasıl denebilir? Eş değer direnç gibi bir şey e, denebilir. RTH'a. Bu RTH'ımız e, R1 ve R2'nin R1 direncimizle R2 direncimiz göründüğü üzere şekilde. Bunların ortak eşdeğer direnciydi diyebiliriz. Tabi bunlar birbirine paraleldi. O yüzden formülümüz R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 şeklindeydi. Şimdi buradan devam edecek olursam arkadaşlar R1'in benim 40 kilo ohmmuş. K yazdığımız kilo homu ifade ediyor arkadaşlar. 40K diye sadeleştiriyorum ben. 40K çarpı Hmm. Diğeri neymiş arkadaşlar? 4K. Diğer direncimizin değeri de 4 kymiş Böyle diyorum. R1 artı R2 demiş arkadaşlar. R1'imiz kaç K? 40K. Yine aynı. R2'miz 4K. Buradan arkadaşlar çarptığımız zaman buraları burası 160K olacaktır. Burası ise 44K pardon bu kare olacaktır. K olacaktır. 160'ı 44'e böldüğümüz zaman arkadaşlar burası 3,63 K olacaktır. Yani kilo ohm olacaktır diyebiliriz. Biz RTH'ımıza RTH'ımızı bulduk. Şimdi arkadaşlar ETH'ımızı bulacağız. Bir diğer anlamıyla buna biz VTH da diyebiliriz hatta R2 direncimizin üzerine düşen gerilim de diyebiliriz. Fakat böyle ifade edelim biz. Bu eşittir arkadaşlar. R2 direncimizin üzerine düşen gerilimi bulacaktık biz. O zaman şu şekilde yazmam gerekiyor. R2 çarpı VCC bölü R1 artı R2. Bu durumda arkadaşlar yine eşitliklerimi yerime koyarsam VCC değerim, değerim 25 volt. Gördüğünüz üzere. Çarpı R2 değerim 4 kilo ohm. Burada 4K. Bölü R1 artı R2 demiş arkadaşlar. Ee, o da şurada bulmuştuk 44K diye. Ya da yazalım 40K artı 4K diyelim. Eşittir. Yukarısı arkadaşlar 100 k geldi buradan 25 çarpı 4'ten ee, hatta 25 volttu bu arkadaşlar 25 volt o yüzden buraya biz kv diyelim tamam mı? Ee, ondan sonra bura aşağı ise 24 k olur k'lar birbirini götürür arkadaşlar ee, etin bu durumda 2,27 volt olacaktır diyebilirim de bul bulmam gerekeni de buldum. Daha sonra arkadaşlar IB ile ilgili bir denklem yazmıştım ben. en son çıkan denklem şu şekildeydi. detaylara girmiyorum. Bir önceki dersimizde bunun çıkarlışı vesaire hepsi var. Bu yüzden IB eşittir ETH IB dediğim neydi arkadaşlar? E, base noktasından akan akımdı. Yani burasıydı IB. Onu da yazalım tabi. Belirtmiş olalım. IBM transistörümüzün base noktası burasıydı. IBM eşittir ETH eksi VBE VBE ne dediğimiz yer neresidir arkadaşlar? Burası base kısmıydı hatırlarsanız. Burası emitter kısmıydı. Bu B ve E arasındaki gerilimdir yani VBE'miz bizim arkadaşlar. Bölü diyorum. RTH yukarıda bulduk aslında. Artı beta artı 1 çarpı re Şimdi arkadaşlar yerlerine yerleştiriyorum ben bunları. Eşittir. ETH'im 2.27 bulmuştum. 2.27 volt. Eksi VBM 0.7 olarak alınacak arkadaşlar burada. Transistörümüz genelde öyle alınır zaten. Transistörlerde. 0.7 volt yani bunu otomatik biliyoruz. Hiçbir yerden çıkarmadım. RTH'm yukarıda 363 K diyorum ben buna. Kilo ohm. Artı betam 120 gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu B dediğimiz beta. Ee, o zaman buraya 120 artı 1 çarpı RE dediğimse 2K'dır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 2K diyorum. Şimdi buradaki işlemleri yaparsam arkadaşlar yukarısı 1,57 57 volt bölü aşağısı ise 245 virgül 63 K gelecektir. Şimdi arkadaşlar buradan yine devam ederim yapmama o zaman. I, B, M eşittir. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere şu denkleme bakacak olursanız yukarısı volt aşağısı ise kilo değerine bir direnç. Bu durumda sonuç benim miliamper cinsinden çıkacak. Fakat miliamper cinsinden yazarsam veya amper cinsinden yazarsam bunu çok virgüllü şeyler çıkıyor. Yani 0 virgül 0 0 gibi bir şeyler çıkıyor. Bu yüzden ben şunu sileyim. Mikroamper cinsinden yazmak istiyorum bu sonucu. E siz de bunu zaten bulup istediğiniz cinsten yazabilirsiniz. Ben Ibm'i mikroamper cinsinden yazıyorum. Bu durumda 6,9 mikroamper e, bulunur Ibm diyebilirim. Bunu da böyle alalım. Hesap makinesinden her türlü yaparsınız arkadaşlar bunu. E, sıra IC'de. Ic ise arkadaşlar. Onu da yazalım. IC. beta çarpı IB idi. Bu durumda arkadaşlar. IB'mi daha yeni buldum. Beta değerim de zaten 120. 120 çarpı 6,39 mikro amper diyorum arkadaşlar. Bu çarpımın sonucunu ifade ederken de ben miliamper cinsinden ifade etmek istiyorum. Tabi siz mikroamper cinsinden de bırakabilirsiniz. Bu da eşittir. İse diyeyim. IC eşittir arkadaşlar. Bu işlemleri yaptığınızda 0,767 mikroamper olacaktır diyebilirim. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar IE'mizi bulalım biz. IEM ise arkadaşlar ICM'e çok yakın bir değerdi. Ama biraz daha fazlasıydı. Yani IC artı de diyebilirim ben buna. O yüzden bunu şöyle yazıyorum. IB Bir önceki videomuzda var bunların açıklamaları. Beta artı 1 çarpı IB IE ediyor arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar 120 artı 1 çarpı 6,39 mikro amper ee, diyorum ise IE dediğim diğer eşittir yaklaşık olarak 0,773 miliamper amper geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere IC'ye çok yakın bir değer biraz daha fazlası Yani şu ikisinin toplamı aslında IE'yi eder arkadaşlar diyebilirim Şimdi son adımımıza geldik arkadaşlar Burada da VCE'yi yapacağız. C dediğim yer neresiydi? Burasıydı. VCE'yi bulmak için arkadaşlar, yani kolektör emiter arasındaki gerilimi, şu işlemlerimi yapıyordum ben. VCM eşittir VCC eksi ICRC UCR çarpı RC eksi bu çarpı R E. Diyordum. Bu durumda arkadaşlar ben değerleri yerine yazarsam şu şekilde VCC'm 25 volt eksi e, ee, ne kadardı? IC'm e, ee, neredeydi? Ha burada bulduk. 0,767 MA 0,767 MA Çarpı. E, RCM kaçtı? RCM'e bakıyorum. 12 kilo. Ohm, yani 12K. Yine eksi diyorum arkadaşlar. Bu durumda. Bir eksi daha koyalım. Eksi diyorum. Ee, Burada ne yapacağız şimdi? 25 demiştik. 0.7 Burada ise EME bulmuştum yukarıda arkadaşlar. Şurada 0, 773 MA çarpı kaç K'ydı? RM 2K'ydı. O zaman buraya da 2K yazdım arkadaşlar. Buraya sığmadığı için buradan devam ettim arkadaşlar. Yani 25'ten önce burayı, daha sonra da burayı çıkarıyoruz. Ve en son arkadaşlar bu işlemleri yaptığımızda VCM benim 14,25 volt e, geliyor diyebilirim size. Şimdi, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir sayfa içine sığdırmaya çalıştım. Çünkü bir ekran görüntüsü vesaire belki almak e, isteyebilirsiniz. Ben de hemen alıyorum kendim şu anda. Ee, i̇şlemleri tek tek yaparsanız arkadaşlar sizde böyle olduğunu görürsünüz. Eğer bu denklemlerin nereden çıkarıldığını, hangi mantıkla çıkarıldığını izlemek, bilmek istiyorsanız ben yine bunu size aşağıya bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir önceki video yani. Bir önceki videoyu açıp da bakabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi bir sonraki videomuzda ise arkadaşlar, şöyle yapacağız. Bu devreyi PowerSim programında yani PSim programında kurup bu sonuçlarımızı test edeceğiz. Acaba doğru yapmış mıyız? Örneğin RTH'ımızı 3,63 bulmuşuz. Bu doğru mu? Gibisinden veya IB'mizi 6,39 bulmuşuz. Bu doğru mu gibisinden kontrollerimizi yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, lütfen emek veriyoruz. Yani siz de bir abone olup bir beğenirseniz veya arkadaşlarınıza ulaştırın. Hepimiz çünkü bu mühendisliği okurken vesaire elektrikle ilgilenirken sınavlar olsun vesaire çok çektik yani açıkçası. Siz çekmeyin. Arkadaşlarınıza da bildirin. Hep beraber kolay bir şekilde mezun olalım. Ee, görüşmek üzere.